Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu videoda React Native'de basit ve eğlenceli bir şey yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi XO oyunu yapacağım. Tabii bu iki kişilik bir oyun, bu şekilde oynayabilirsiniz ve birisi kazanabiliyor bu şekilde. Yine web üzerinden de oynayabilirsiniz ve bu şekilde her yerde çalışıyor. Hemen başlayalım. Burada ben de Expo kullanarak oluşturduğum bir React Native projem var. Tabii bunu iOS Simulator ve Web'de çalıştırdım denemeler yapmak için. İlk önce kullanıcı arayüzünü oluşturmaya başlayalım. Tabii biliyorsunuz bu oyunun kullanıcı arayüzü bu şekilde oluyor. 9 tane kare oluyor ve bunlar birer button oluyor. Yani üzerinde tıklanabilir. Bu kullanıcı arayüzü oluştururken kendim yaptığım şu kütüphaneyi tanımlamak istiyorum. React Native Flex Layout. Hemen başlayalım. İlk önce bunu indirelim. Buraya gelip bir terminal açalım ve yarn add ya da npm install da yapabilirsiniz ve bunu indirelim. Bu şekilde. Sonra app.js dosyasını açıp buradaki her şeyi silip baştan başlayalım. İlk önce bir tane komponent oluşturalım. Bir fonksiyon yani. Ve buradan şimdilik bir yazı döndürelim. Bu şekilde tabii. Şu komponenti import etmemiz gerekiyor. Text komponenti React Native'den import etmemiz gerekiyor. Ve bu komponent default olarak export edelim. Bu şekilde. Tabii buraya yazı geldi. İlk önce tabii birer butonun komponentini yapmamız gerekiyor. Yani teker butonun komponentini yapmamız gerekiyor. Hemen burada başka bir fonksiyon oluşturalım. Ya da başka bir komponent box diyelim. Ve buradan başka bir yazı, text, şimdilik x gönderelim. Tabii şu komponent, şu kütüphaneyi kullanacaksak ilk önce hızlıca bir tanıtım yapayım. Tabii biz bu videoda stack komponenti kullanmamız gerekiyor. Tabii stack komponenti React Native içindeki bulunan flex layout'ın kısaltması için kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi stack diye bir komponent var. Bunu horizontal stack ve vertical stack olarak da kullanabiliriz. React Native içindeki bulunan flex layout'un aynısı, sadece proplar olarak kullanabilirsiniz. Yani burada style oluşturup bir obje göndermek yerine direkt proplar halinde kullanabilirsiniz. Tabi stack elemanları yan yana dizmek için kullanılıyor. Bu şekilde yan yana dizebilirsiniz ve alt alta dizebilirsiniz vstack kullanarak. Tabi biz ilk önce 3 tane alt alta eleman dizmek istiyoruz. Sonra her birisinde 3 tane box oluşturacağız. Hemen başlayalım. Tabii vstack ile başlayalım. İlk önce import vstack ya da vertical stack from React Native flex layout. Ve burada app içinde vstack oluşturalım. Sonra bunun içinde dediğim gibi 3 tane horizontal stack oluşturacağız. Ve bu horizontal stack'ın içinde her birisinde 3 tane box oluşturacağız. Ve bunlar birer button olacak dediğim gibi. Her birisi birer button halinde kullanacağız. Evet, burada 4 tane koyduk. Bu şekilde kaydedelim. Tabii burada edge stack bulmadı. Bunu da import edelim. Tabii göreceksiniz burada butonlar geldi. Tabii bunları ortalamamız gerekiyor. Onun için buraya gelip yani vstack komponente gelip center diye bir prop göndermemiz gerekiyor. Tabii buraya true yazmamız gerekiyor ya da boolean olduğu için sadece bu şekilde yazabilirsiniz. Bir de flex 1 yani biliyorsunuz biz flex direction. Tabii bu vstack buraya oluşturalım göstermek için. Vstack kullanıyorsak aslında bu şekilde olacak. Bir tane view olacak ve içinde style flex direction eşittir column. Bu şekilde. Tabii biz buraya center verdiğimizde justify element center ve align items center yapacak. Tabii biz bunu tüm boş olan yeri kapsasın diye buraya flex 1 vermemiz gerekiyor. Buraya
gelip fil verebiliriz. Bu şekilde ortalanacak ve tüm boş alanı kaplayacak. Şimdi buraya gelip flex'i kullanmaya başlayalım. Tabii flex, bildiğimiz flex, buraya React Native Flex layout'tan import edelim. Buraya gelip flex component'i yazalım ve bunun içinde bir yazı koyacağız. Tabii bu yazı x ya da o olacak. Şimdilik x verelim. Tabii buna width verelim ilk önce. 12 ve height'a verelim. 12. Bir tane belki ground color verelim. Tabii bu flex sadece layout prop'lar alabiliyor. Bir, belki ground color ya da color vermek istiyorsak normal style kullanmamız gerekiyor. Buraya gelip belki ground color verelim şimdilik. Light gray. Ve şimdi bu tabii biraz büyütebiliriz. Buraya gelip 16 yapalım. Bu şekilde. Şimdi tabii biraz daha büyütebiliriz. şimdi bu butonlar aralarında biraz boşluk bırakmak istiyoruz. Tabii bir V-Stack ve Horizontal Stack kullandığımız için buraya gelip Spacing verebiliriz. 2 verelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi satırlar aralarında boşluk bıraktı. Bir de buraya gelip aynı şekilde Spacing verebiliriz. Yine 2. Her birisi 2 verebiliriz. Tabii buraya gelip bir de should drop children de vermemiz gerekiyor. Style'ı direkt edge stack elemana değil. Bir tane eleman oluşturup ona style versin diye. Bu şekilde olacak. Tabii bunu 24 yapalım. Bu şekilde layout'u yaptık. Tabii buradaki yazıyı ortalamak için yine buraya gelip center verebiliriz. Ortalanacak ve buraya gelip, yani bu yazıya gelip style verelim. Font size eşittir 56 yapalım. Bu şekilde büyüsün. Bir de bunu button yapmamız gerekiyor. Onun için buraya React Native'den touchable opacity'yi getirelim. Ve buraya koyalım. Şimdi bu box component aslında proplar alacak. İlk önce buradaki x mo, o mo olacak. Bunu da bir prop olarak getireceğiz. Hemen buraya text diye ya da value bu şekilde getirip buraya yazmamız gerekiyor. Artık buraya ilgili value verip x ya da o ayarlayabiliriz. Bu şekilde. Tabii bunlar tıklanabiliyor. Bir de on press vermemiz gerekiyor. Buraya touchable opacity'ye bir prop olarak vermemiz gerekiyor. Bu şekilde artık buraya on press verebiliriz. Başka rengi gri mi yoksa yani aslında oyun bittiğinde buradaki butonların rengini değiştireceğiz. Bunu Highlighted verelim. Highlighted ise green olsun ya da light green. Değilse light gri olsun. Artık buraya gelip highlighted yazdığımızda bu şekilde botonun rengi değişecek. Aslında bu kadar bitirdik sanırım. Box component bu kadar olması gerekiyor. Hemen buraya gelip artık oyunu oluşturmaya başlayabiliriz. Bunu da silelim. Tabii ilk önce state ile başlamamız gerekiyor. İlk önce hangi kişi oynuyor onu state içinde oluşturmamız gerekiyor. İlk önce use state import edelim. Import use state from React. Bu şekilde buraya gelip current player diye bir state oluşturmamız gerekiyor. Tabii ilk önce x başlıyor. Onun için initial state x yapacağız. Sonra board, yani buradaki value'lar x mi o mu
Onu da ayarlamamız gerekiyor. Tabii ilk önce 9 tane state oluşturacağız ya da bir tane array oluşturacağız ve bu array içinde 9 tane değer olacak. İlk başta hepsi boş olacak, null olacak. Sonra tıkladığında değiştireceğiz. Tabii buraya gelip const board set board eşittir use state ve burada bir array vereceğiz. Tabii ilk önce null bu şekilde 9 tane null yazmamız gerekiyor. Yalnız bunun kısaltması bu şekilde yapabiliriz. Array ve 9 haneli bir array oluşturacağız bir ve her hane içinde bir null oluşturabiliriz. Aslında bu eşittir array ve içinde 9 tane null olacak. Bir de dediğim gibi highlight yapmamız gerekiyor. Yani aslında bunlar hepsi x olduğunda bunların hepsini yeşil yapmamız gerekiyor. Onun için bir de highlighted diye bir state oluşturacağız. Bu da bir array olacak. Yalnız bunun içinde sadece 3 tane değer olacak. Şimdilik boş kalsın. Çünkü ilk başta hiç kimse yani kazanmamış. Bir de winner diye bir state oluşturmamız gerekiyor. İlk başta o da null olacak. Tabii bir de burada oyun bittiğinde bu butonlar tıklanmasını istiyoruz. Onun için buraya disable diye bir prop vermemiz gerekiyor ve disable olduğunda biz bunun aynısını buraya gelip disable vermemiz gerekiyor. Bu şekilde artık başlayabiliriz. Tabii buradaki value kısmı ilk önce bir tane box oluşturalım. Yeniden. Value kısmı aslında biz board'tan getireceğiz. Value eşittir board ve tabii ilk eleman 0 olması gerekiyor. Bu şekilde. Bir de onBref vermemiz gerekiyor. OnBref tabii buraya bir handler oluşturalım. Handle press ve tabii bu bir index alacak. Çünkü hangisini tıkladığını bilmemiz gerekiyor. Şimdilik bu şekilde onBref handle press ve buna 0 vermemiz gerekiyor. Bir de highlighted kısmı bu box'un position yani indeksi şu highlighted array'in içinde varsa highlighted olacak. Yoksa normal gri olması gerekiyor. Onun için buraya gelip highlighted nokta include 0. Tabii biz ilk button için yapıyoruz şimdilik. Bir de disabled. Disabled kısmı bir winner varsa yani bir kazanan varsa button disabled olacak. Ya da board 0 yani burada zaten bir değer varsa yine bu şey olacak, disabled olacak. Onun için bu şekilde winner ya da board 0 doluysa. Bu şekilde artık bu button'u oluşturduk. Bu şekilde burayı tıkladığımızda aslında sadece buraya gelip 0 içinde yani buradaki index içinde x yapmamız gerekiyor. Aslında hemen yapalım. Buraya gelip const new board eşittir bir array ve içinde eski board'u boşaltmamız gerekiyor bu şekilde. Sonra new board ve 0 pardon 0 olmayacak index içinde current player vermemiz gerekiyor. Bu şekilde artık new board ve buraya 0 olduğu için yani burada index buraya tıkladığımızda 0 gelecek. Onun için new board 0. elemanın içinde current player yani şimdilik x olacak. Current player olacak. Sonra set board, new board bu şekilde. Ve ondan sonra current player'ı değiştirmemiz gerekiyor. X ise O yapacağız. O ise X yapacağız. Set current player. Brev. Bu şekilde set current player ve buna bir fonksiyon vereceğiz. Fonksiyon bize şimdiki halini verecek bu şekilde. Şimdiki hali x ise o yapacağız. O ise x yapacağız bu şekilde.
Artık burayı tıkladığımda X olacak ve aslında current player değişti. Bunu da göstermemiz gerekiyor. Aslında biz buraya gelip bu edge stack içinde bir yazı oluşturalım. Ve bunun içinde current player ya da current player to play bu şekilde gösterelim. Buradaki yazıyı büyütebiliriz. Font size 36 yapalım. Bu şekilde auto play. Aslında bu button'ı çoğaltmamız gerekiyor. Şu boxları hepsini silelim. Ve oluşturduğumuz bu button'ı çoğaltalım. Aslında buraya gelip onu bir değişken içinde koymamız daha mantıklı geliyor. Onun için buraya gelip get box index ve buradan bu box'u gönderelim. Ya da döndürelim. Ve burada index içinde aslında bu indeksleri değiştirmemiz gerekiyor. Artık şu getbox'u çağırdığımızda bize bu box'u gönderecek ve getbox'u çağırırken index vermemiz gerekiyor. Tekrar tekrar bu box'u yazmak yerine. Bu sıfırları hepsi index yapalım. Ve artık bu get index'i kullanabiliriz. Buraya gelip her edge stack içinde ya da her horizontal stack içinde 3 tane get stack, get box oluşturmamız gerekiyor. 0, 1, 2, burada 3, 4 ve 5 olacak. Burada 6, 7, 8 olacak. Bu şekilde kaydedelim. Artık burayı tıkladığımızda O olacak. X olacak. Tabi burada diğer de değişiyor. O to play, X to play, to play falan. Bu şekilde çalışacak. Tabi bir de reset button oluşturalım buraya gelip. Çok basit bir button getirelim. Burada React Native'den. Ve burada button title reset ve onu press'i bir handler olarak oluşturalım. Buraya gelip handler reset diye bir handler oluşturalım. Tabii buraya handler reset tıkladığında ilk önce set board 0 ya da ilk önce current player'ı x yapmamız gerekiyor. Çünkü oyunu sıfırlamamız gerekiyor. Ondan sonra board'u yine şu şekilde, yani boş bir array ya da array ve içinde 9 tane null olarak oluşturmamız gerekiyor. Bu şekilde. Ondan sonra highlighted yine boş array olacak. Tabii biz şimdiye kadar highlighted'i değiştirmedik yalnız. Bu şekilde set highlighted boş array ve en sonunda set winner null. Tabii biz daha highlighted ve winner'ı oluşturmadık. Alıştık buraya gelip onPress handle reset. Artık burayı tıkladığımızda her şey sıfırlanacak ve sıfırdan oynamaya başlayabiliriz. Tabii son bir şey kaldı, o da kazananı belirlemek. Tabii onu yapmak için aslında bu dosya çok büyüdü. Onun için burada başka bir dosya oluşturalım. Check winner diye .js ve bunun içinde sadece tek bir fonksiyon oluşturacağız. Function check winner ve burada kazananı kim kazandı onu belirlememiz gerekiyor. Aslında bu buraya bize board'u göndermesi gerekiyor. Yani şimdiki board'un halini göndermesi gerekiyor. Bir de current player ya da player'ı da getirmemiz gerekiyor. Şu check winner fonksiyonu iki tane parametre alacak. Board ve player. Tabii kim kazandığını belirlemek için ilk önce kişi bu XO oyununda kazananı nasıl kazanıyor? Tabii ya 0, 1, 2 hepsi X olacak ya da hepsi O olacak ya da 3, 4, 5 ya da 6, 7, 8 bunlar hepsi X ya da hepsi O. Bir de horizontal olarak da olabilir. Yani 0, 3, 7
bu şekilde horizontal şeklinde de yapabilir ya da en sonunda bu şekilde 0, 5, 8 şeklinde de kazanabilir. Tabii bu kazanma yollarının hepsini burada yazalım. Lines diye bir array olacak. İçinde kişi nasıl kazanabildiğini yazalım. İlk önce 0, 2, 0, 1, 2 yani bu üçü hepsi x ya da hepsi o olursa kazanıyor. Sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondan sonra 0, 0, 3, 6 yaptı. 0, 3, 6, evet. 1, 4, 7 bu şekilde. Tabii biz bunu daha kolay yapmak için buraya gelip indeksi gösterelim. Burada value olarak direkt indeksi gönderelim şimdilik. Daha güzel anlatabilirim sanırım. Şimdi burada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu şekilde. 0, 1, 2 bu şekilde, 3, 4, 5 bu şekilde, 6, 7, 8 bu şekilde, ondan sonra 0, 3, 6 bu şekilde, 1, 4, 7 burada, ondan sonra 2, 5, 8 olacak, 2, 5, 8 bu şekilde, son kaldı 0, 4, 8, 0, 4, 8 ya da 2, 4, 6. Sanırım hepsini yaptık. Evet, bir kişi kazanıyorsa bunlardan birisi x, hepsi x ya da hepsi o yapmış olması gerekiyor. Hemen bunu kontrol edelim. Tabii bizde buradaki board var. Board içinde biliyorsunuz null ya da x ya da o oluyor. Onun için biz buraya gelip bu lines içindeki her şeyi tüm elemanlara döneceğiz. Bunlar birer birer döneceğiz ve kontrol edeceğiz. Hepsi x ya da hepsi o ise aslında biz buradan o line o şeyi döndürmemiz gerekiyor. Hemen burada yapalım. Daha güzel şekilde anlatabilirim sanırım. Lines nokta find. Tabii biz buradan bunlardan birisini bulmamız gerekiyor çünkü onu yeşil ya da evet yeşil yapmamız gerekiyor. Yani birisi kazanmışsa onu yeşil yapmamız gerekiyor. Onun için find'ı kullanacağız. Lines nokta find. Burada bize line'ı verecek. Yani bunların her birisi gelecek. Line ve buradan bir fonksiyon döndüreceğiz. Bu line içinde hepsi x ya da hepsi o ise true döndüreceğiz buradan. Yani kazanmış döndüreceğiz. Değilse false döndüreceğiz. If line tabii biz buradan line'ı getirmek yerine direkt bunun içindeki diğerleri getirelim. Tabii burada A, B, C şeklinde getirebiliriz. Biliyorsunuz burada A içinde birinci eleman olacak. B içinde ikinci eleman. C içinde üçüncü eleman olacak. Burayı kontrol edeceğiz. İlk önce bu A null olmayacak. Çünkü null ise kimse kazanmamış demek. Null olmayacak. Ve A B'ye eşittir. Tabii biz bu şekilde kullanmayacağız. Direkt burada board'u yazmamız gerekiyor. Board sıfırıncı eleman içinde null değilse ve board A eşittir board B. Yani birinci eleman ikinci elemana eşit. Tabii board içinde yani buradaki x ve buradaki x ya da buradaki o ve buradaki o. Bir de board A ya da board B eşittir board C. Ve board A eşittir board C. Bu şekilde. Böyleyse burada true döndürmemiz gerekiyor. Değilse buradan false döndürmemiz gerekiyor. Bu şekilde aslında burada çok basit bir check yaptık. Board içindeki yani ilk eleman içindeki null değilse
ve bunların her üçünü birbirine eşit ise, yani hepsi O ya da hepsi X ise, bu şekilde bunu döndürmemiz gerekiyor. Artık line içindeki diğeri döndürmemiz gerekiyor. Bu şekilde sanırım yeterli. Burada layer kullanmadık. Bunu silebiliriz. Ya da bir daha sonra kullanırsak yine getirebiliriz. Şimdi bunu buradan export edelim. Export. Yine default olarak export edebiliriz. CheckWinner. Sonra app.js'e girelim ve buradan bunu import edelim. Import CheckWinner from CheckWinner. Şimdi her hamle yaptıktan sonra bunu check yapmamız gerekiyor. Özellikle burada, yani board'u değiştirdikten sonra, yalnız oynayanı değiştirmeden önce buraya gelip ve CheckWinner'ı çağırmamız gerekiyor. Burada new board'u vermemiz gerekiyor. Buradan bir diğer dönerse aslında bu birisi kazanmış anlamına geliyor. Bunu hemen burada console.warn ve oynamaya başlayalım. Tabii burada reset yapalım. Ha, aslında biz burada burada index vermeyeceğiz. Board index vermemiz gerekiyor. Bu şekilde board'un içindeki diğerleri getirecek. Artık oynamaya başlayalım. Buraya tıkladığımızda check winner yaptı ve hiç kimse kazanmadığı için şimdilik undefined geliyor. Yine kimse kazanmadı. Yine kimse kazanmadı. Şimdi O oynuyor. Kimse kazanmadı. X oynuyor. O oynuyor. X oynuyor. Şimdi birisi kazandı. Burada göreceksiniz. 0, 1, 2. X kazandığı için burada bize 0, 1, 2 döndürdü. Artık bu buradaki 0, 1, 2 bunların hepsini dediğim gibi yeşil yapmamız gerekiyor. Onun için buraya gelip set highlighted set highlighted burada winner line eşittir check winner ve winner line boş değilse, yani if winner line varsa içinde set highlighted ve winner line, ondan sonra set winner currently player bu şekilde ve en sonunda bir alert gösterelim. Current player 1 bu şekilde. Değilse, yani winner line yoksa normal devam edeceğiz. Current player'ı değiştirip normal oynamaya devam edeceğiz. Else işinde set current player ve değiştirip oynamaya devam edeceğiz. Hemen buradan reset yapalım. Buraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi X1, ondan sonra bunlar hepsi yeşil olacak. Artık buraya tıklayamam. Çünkü oyun bitti. Buradan reset yapmam gerekiyor ve oynamaya yine başlayabilirim. X1 bu şekilde devam edecek. Bir de web özelinde deneyelim. Buraya gelip reload yapalım. Bu şekilde gelecek. Ve oynayabiliriz. Bu şekilde O1 OK tıkladığında bu şekilde yeşil olacak. Bu videonun sonuna geldik. Bu videoyu basit ve eğlenceli tutmaya çalıştım. Kendiniz yaptığınız oyunu benimle Twitter'dan paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.